Snorkodur'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü Visual Basic dersimizde sizlerle beraber basit bir web browser yani web tarayıcısı yapacağız. Visual Basic açıp arkadaşlar new project diyoruz. Daha sonra projemize hemen bir isim verelim. Ben projemde browser ismini kullanacağım. Siz istediğiniz bir ismi verebilirsiniz. Projemizin ismini yazdıktan sonra ok butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonra açılan form penceresini şu şekilde büyüterek Tollbox listesinden programımıza bir tane web browser ekliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sürükleyip bırakıyoruz. Gördüğünüz gibi web browser formumuza eklendi. Fakat tam ekran olarak eklendi. Bunun için şuradaki oka bir kere tıklayıp şuradaki seçeneği seçiyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi bizim istediğimiz şekilde ayarlanabilecek konuma geldi browserımız. Şimdi ise arkadaşlar yine Tollbox'a bir tane textbox ekliyoruz. Daha sonra bir tane label ekliyoruz arkadaşlar. Ve 6 tane buton ekliyoruz. Bir tane butonu sürükleyip daha sonra Ctrl C, Ctrl V seçeneğiyle bu butonları çoğaltabiliriz. Ya da 6 tane şu şekilde sürükle bırak metoduyla atabilirsiniz. Ben Ctrl C, Ctrl V kopyala yapıştır metodunu kullandım. Daha hızlı olması açısından bu şekilde butonları ayırayım. Evet arkadaşlar ilk dersimizde level'la butonlardan bahsetmiştik. Bu videomuzda iki nesneden bahsetmeyeceğim. Yani level'la butondan. İşlevini bilmeyenler ya da öğrenmeyenler, yani öğrenmeyenler derken işlevini bilmeyenler birinci videoyu hiç izleyebilirler. Bu videoda dediğim gibi bahsetmeyeceğim. Onun yerine arkadaşlar bu videomuzda kısaca yeni eklediğimiz bu iki nesneden bahsedeceğim. Biri textbox, biri de web browser. Web browser arkadaşlar internete girmemizi sağlayan bir tarayıcı nesnesi. Yani biz şimdi yapacağımız tarayıcılar bu web browser nesnesi sayesinde internet sayfalarına ulaşacak. Textbox arkadaşlar birinci videoda bundan biraz bahsetmiştim. Textbox şöyle örneklendirerek anlatacağım arkadaşlar. Bir browser yaptık. Textbox'a URL girilir ve adrese web browser'ın gitmesi sağlanır. Ya da bir mail gönderme programı yaparsınız. Kişinin mesajı buraya yazılır. İşte gönder butonuna tıklanır. Mesaj burada yazılan, textbox yazılan mesaj hedef maille yollanmış olur. Bu tip işlemlerde kullanılır arkadaşlar. Şimdi ise programımızı yapmaya başlayalım. İlk önce arkadaşlar level'ı şöyle bir getirelim. Siz istediğiniz gibi tabi dizayn edebilirsiniz. Ama hızlı hızlı dizayn etmek istiyorsanız programı benim yaptığım şekilde de tasarımını yapabilirsiniz. Bu şekilde buton 1, buton 2, buton 3 diye yan yana sıralayalım. Çift tıklarsanız benim gibi böyle kodlama alanına geçersiniz arkadaşlar. Hemen tasarım alanına geri dönelim. Bu şekilde yerleştirdik. Ve şimdi arkadaşlar browser'ımıza bir kere tıklayalım. Ve browser'ımızı şu şekilde gördüğünüz gibi şurada bir kılavuz çizgisi çıkıyor mavi. Bu kılavuz çizgisine göre yukarıdaki butonlarla browser'ımızın arasındaki mesafeyi belirleyip browser'ımızı büyütelim arkadaşlar. Şimdi ise gördüğünüz gibi form 1 yazıyor. Ama bizim programımızın ismi browser. Formun boş bir yerine bir kere tıklayıp properties menüsünden text alanına arkadaşlar browser yazacağım ben. Siz programınızın ismini ne koyduysanız onu yazabilirsiniz. Şimdi ise arkadaşlar butonlara isim verelim. Birinci butonun ismi arkadaşlar ana sayfa butonu olacak. Ya da git butonu yapalım biz ona. Evet. Git butonu yapacağız arkadaşlar. Birinci butonu. Buton üstüne bir kere tıklayıp properties menüsünden text alanına büyük gate, ben başı büyük yapacağım, yani baş harfi büyük olarak yazacağım. Git yazıyorum. Daha sonra arkadaşlar en yukarıda name alanına da git yazıyorum. Fakat burada baş harfini küçük olarak yazıyorum. Birinci videoda arkadaşlar git name, aslında name alanından çok kısa bahsetmiştik. Buranın değiştirilmemesi gerektiğini, en azından ilk video olduğu için yeni öğrenenler için değiştirmemeniz gerektiğini söylemiştim. Bu videoda name alanına da değineceğiz arkadaşlar. Buton 2 ise name alanına ana sayfa yazalım. Bu şekilde. Daha sonra arkadaşlar text alanına gelip buraya
Aynen sayfa. Yazdıktan sonra buton 2'ye yazdığımı ümit ediyorum. Galiba buton 2'ye yazdım ana sayfa. Buton 3. Evet arkadaşlar, ben özür diliyorum, form alanına yazmışım bunu. Burayı tekrar düzeltiyorum. İsmi browser'da buranın. Evet. Şimdi buton 2'yi benim gibi hata yapanlar bu şekilde düzeltebilir. Yanlış, ben forma yazdım. Eğer siz de hata yaptıysanız formun üzerinde bir kere tıklayıp text alanına programınızın ismini tekrar yazın. Şimdi ise buton 2 arkadaşlar ana sayfa butonu demiştik. Ana sayfa yazdık. Buton 3'e bir kere tıklıyoruz arkadaşlar. Ve name alanına durdur yapalım arkadaşlar. Evet, name alanına küçük harflerle durdur yazıyoruz. Daha sonra yine properties menüsünden text alanına gelip buraya şu şekilde durdur yazıyoruz. Ve buton 4'ü seçiyoruz arkadaşlar. Buton 4'ü ise yenile yazıyoruz text alanına. Daha sonra name alanına gelip yine aynı şekilde yenile ismini veriyoruz name'e. Ve buton 5'e geleceğiz arkadaşlar. Ben yanlış bir sıralama yapmışım. Şu şekilde yapalım. Buton 5 burada olacak. Buton 6 burada olacak. Buton 5'e bir kere tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonra geri name'e geri yazıyoruz. Ve text alanına da arkadaşlar bulabilirsek property seçiminden geri yazıyoruz. Daha sonra buton 6'ya tıklayıp text alanına ileri yazıp name alanına da yine küçük harflerle ileri yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi ise artık kapatarsak hemen browser'ımız hazır, yani basit bir şekilde tasarımı hazırladık. Label'ın ismini değiştirelim arkadaşlar. Label'a bir kere tıklayıp yine Label'ın name'i kalacak arkadaşlar. Label 1 diye. Çünkü Label için bir kod yazmayacağız. Text alanına gelip URL adresi 2 nokta üst üste yazıyoruz. Ve bunu biraz daha şu şekilde text'i küçültelim arkadaşlar. Evet. Şöyle biraz daha. Tamam. Şimdi ise arkadaşlar artık programımız dediğim gibi hemen hemen hazır. Formun üzerine bir kere tıklayarak yine properties listesinden form border size seçeneğini bulup fixed full window seçeneği olarak değiştiriyoruz arkadaşlar ki programımız tam ekran yapılmasın. Çünkü tam ekran yapıldığında kötü bir görüntü ortaya çıkacak. Bunu da videonun sonunda nasıl görüntü çıkacağını size gösteririm. Şimdi ise arkadaşlar artık kodlama kısmına geçelim. İlk önce git butonunun kodunu yazacağız arkadaşlar. Bunun için git butonuna çift tıklıyoruz. Ve git butonuna tarayıcı nokta navigate parantez içinde arkadaşlar text box 1 nokta text yazıyoruz. Tarayıcı. Evet arkadaşlar. Şöyle bir hata değil aslında. Değiştirmeyi unuttum. Bir yer var. Name kısımlarını değiştirmiştik arkadaşlar. Hatırlarsanız butonların. Fakat browser'ın name'i git olarak kaldı. Yanlış yazdığımızdan, yani benim yanlış yazdığımdan dolayı. Siz de browser'ın üzerine bir kere tıklayın arkadaşlar. Ve burada name alanında ne yazdığına bakın, kontrol edin. Eğer web browser 1 yazıyorsa arkadaşlar veya farklı bir şey yazıyorsa buranın adını tarayıcı olarak değiştirin. Gördüğünüz gibi hatamız, ben onun listesinde de mesela şöyle biraz büyütelim. Hatamız kayboldu arkadaşlar. Name kısmı bizim kodlamalarda kullanacağımız isimdir arkadaşlar. Mesela buraya web browser 1 yazarsam, yani klasik ismi web browser 1 olarak gelir. O zaman kodlamada bu nesneyi tanıtmak için web browser 1 yazmak zorundayım. Ben name'e tarayıcı yazdığım için kodlamalarda bu nesneyi tarayıcı olarak tanıtacağım. Siz de buraya name'ini web browser'a tarayıcı olarak değiştirin. Tarayıcıysa zaten değiştirmişsiniz. Demek ki bir hata yoktur. Git butonuna tekrar çıkıyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi tarayıcı navigate textbox.txt. Bu kodun amacı arkadaşlar textbox'a girilen adresi tarayıcıyı yönlendir. Yani textbox'a girilen adrese tarayıcıyı yönlendir
anlamını içermek gibi bu kod. Şimdi ise tasarım alanına dönüp ana sayfa koduna girelim. Bunun için arkadaşlar tarayıcı nokta navigate parantez içinde arkadaşlar parantezin içinde bu sefer çift tırnak açıyoruz ve www.google.com yazıyoruz. Gördüğünüz gibi ben buraya tazelenme harfi eklemişim. Bunu kalsın kodumuz hatası halloldu. Şimdi ise arkadaşlar yine Solution Explorer listesinden form 1'in üstüne çıktıklayarak tasarım alanına geri dönelim ve durdur butonuna kod yazmak için çıktıklayalım durdur butonuna. Ve buraya da arkadaşlar yine tarayıcı nokta stop kodunu yazıyoruz. Yani İngilizce'de tarayıcıyı durdur. Tekrar tasarım alanına geri dönüp arkadaşlar yenile kodumuz yazılır. Bunun için tarayıcı nokta refresh yazıyoruz arkadaşlar şu şekilde. Ve tekrar tasarım alanına dönüp geri butonuna çift tıklıyoruz. Ve geri butonunun kodu ise arkadaşlar tarayıcı nokta go back tarayıcı nokta go back geri butonunun kodu arkadaşlar. İleri kodu ise tarayıcı nokta go forward olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen hemen kodlamamız bitti. Fakat artık programımız bir test edelim arkadaşlar. Söylemek istediğim şeyi örneklendiriyorum. Söyleyeceğim. Debug seçimine tıklıyoruz. Başlat ya da F5 tuşuna. Gördüğünüz gibi programımız açıldı. Fakat buradaki beyaz alan yani browser alanımız hiçbir site açılmadı. Yani hiçbir site gelmedi. Bunun sebebi arkadaşlar biz açılışı herhangi bir site eklemedik. Bunu yapmanın iki yolu var arkadaşlar. Birinci yolu formun üzerine çift tıklayıp boş alana yani şu şekilde tekrar söyleyeyim. Boş alanı çift tıklayıp buraya tarayıcı nokta navigate yine parantez içinde parantez içinde çift tırnakların içine www.google.com yazarsak programımız açıldığında tarayıcımız Google'a gidecektir arkadaşlar gördüğünüz gibi. Fakat bunu yapmanın ikinci yöntemi ve daha basit yöntemi buradaki form kodunu silelim arkadaşlar. Formun içine yazan kodu şu şekilde. Bunun en basit yolu arkadaşlar daha basit. Bir kere üstüne tıklayıp tarayıcımızı yani web browser'ın üzerine buradaki profil üstünden URL yerine www.google.com yazarsak programımız çalıştığında da program otomatik Google'a gidecektir. Test edelim arkadaşlar. Tekrar F5 veya şuradaki işi butona tıklayalım. Ve gördüğünüz gibi programımız çalıştı. Şimdi mesela URL adresi çalışıyorum. Ona bakalım. Bunun için arkadaşlar www.google.com yazalım ve git diyelim arkadaşlar. Yanlış yazdım. Zaten Google'dayız. Google'dan Google'a gidiyoruz. Çok saçma olur. www.facebook yazdık. facebook.com gidiyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi Facebook açıldı. Mesela ben kendi bloguma giriş yapmaya çalışacağım. strongcoder.hk git gördüğünüz gibi arkadaşlar sisteme giriş yapmayacağım bloguma. Şimdi ise arkadaşlar ana sayfa butonunu çalışmadığına bakalım. Böyle bir hata verecektir arkadaşlar. Bu hatayı da nasıl gidereceğimizi video sonunda göstereceğim. Bu hatayı evet diyelim ve ana sayfa butonuna tıklayalım. Ve gördüğünüz gibi Google açıldı. Şimdi ise arkadaşlar durdur butonu sayfa açılırken durdura basarsanız sayfa açılmaz. Bu işlere yarıyor. Yani git durdur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar herhangi bir işlem olmadı mesela Google'da kaldı. Mesela tekrar git durdur. Yani şu an çok hızlı açıldığı için pek bir durdur butonu işe yaramadı. Mesela git dediniz ama yanlış sayfa gittiğinizi fark ettiniz. İşte durdur diyerek o sayfaya gitmenize engel olabilirsiniz. Kısaca durdur butonu. Yenile butonu arkadaşlar bildiğiniz sayfayı yenileme. Yani klasik F5 tuşu. Geri butonuna tıklayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Google'a geri döndük. Bir daha geri tıklarsak tekrar buraya geldi. Bir daha tıklayalım bakalım. Facebook'a gidecek. Evet Facebook'a geri döndük. Şimdi ise arkadaşlar ileri yapalım. Bir daha ileri yapalım. Bir daha ileri yapalım. Ve gördüğünüz gibi tekrar bloğuma geri geldik. Çünkü en son bu sayfa açılmıştı. Şimdi ise arkadaşlar şuradaki çıkan hatayı
Hatırlarsanız burada komut liste hatası çıkmıştı. Bu hatayı düzeltelim. Bunun için arkadaşlar programımızı kapatalım. Ve web browser'ımıza bir kere tıklayarak Properties menüsünden Script Error seçeneğini bulmamız lazım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Script Error seçeneğinde buradaki işaret false, bunu true yapıyoruz arkadaşlar. Ve artık programımız komut liste hatası vermeyecektir. Şimdi ise arkadaşlar tekrar formun üzerine tıklayarak Form Border Size seçeneğini bulup Sizable yapalım, Sizable yapalım. Ve programımızı tam ekran yapıldığından nasıl göründüğünü görelim. Size tam ekran seçeneğini neden kapattığını inceleyelim. Tıkladığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi tarayıcımız sadece bu boyut ayarlandığı için buraları boş kaldı ve kötü bir görüntü oluştu. Bu yüzden programı yarım ekran yapmamızı söyledim arkadaşlar. Bu dersimizin de sonuna geldik. Fakat üçüncü dersimizde, üçüncü videomuzda nelerden bahsedeceğimi, hangi konu işleyeceğimizi biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Üçüncü videomuzda if döngüleri dediğimiz kodlardan biraz bahsedeceğim, tanımını yapacağız, anlatacağım. Ve onlara başlamadan önce arkadaşlar Visual Basic ile siteye veri gönderme işlemini yapacağız. Yani mesela buradan bir program yapacağız ve yaptığımız programla Facebook adresimize giriş yapmayı sağlayacağız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka bir derste görüşmek üzere.